Evet, biraz tereciye tere satıp hafif radyolojik anatomi, aslında anatomi tek hani radyolojik cerrahi anatomi pek farklı değil, anatomi hatırlatacağım. Bir takım teknik ayrıntılardan kısaca bahsedeceğim. Perihilal bilyer striktürlerin palyasyonundan bahsedeceğim. Biraz önce benden önceki konuşmacı da bahsetti. Kontrollü çalışmalar ne diyor? Onlara kısaca bir göz atacağız. Burada herkesin bildiği bir gerçek, sağ lobun ön ve arka sektörlerinin olduğu ve bir AP planda incelediğiniz zaman ön ve arka sektörleri ayırmanın mümkün olmadığı. Burada bakın basit bir PTK, 7. segment safra yolundan girilmiş. Bütün diyafragma altını neredeyse orta hatta kadar dolduran safra yolu görüyorsunuz. Bunu görerek bütün bu lobu opasifi ettiğinizi düşünebilirsiniz. Burada bu tuzağa düşmemenin yolu bir lateral inceleme yapmak. Bu lateral incelemede burada gördüğümüz safra yollarının çok büyük bir kısmının vertebra korpusları üzerine süperpoze olduğunu, resmin ön tarafının ise boş olduğunu görüyorsunuz. Bu hastada 80 yaşında başarısız ERCP ve sepsis öyküsü varmış. Bu amaçla palyasyon yapıyoruz. Öykü derken hasta sepsisti, özür dilerim. Burada sağ taraftan girilip bir drenaj kateteri, soldan girilip bir drenaj kateteri daha. Öndekini aramasak hastayı sepsisle kaybedebiliriz. Bakın burada bir de 5-8 segmenti var. Burada hiç görmediğimiz, hayalini bile kurmadığımız, eğer bunu aramazsak kolayca atlayabileceğimiz, burayı da drene ederek hastayı bu enfeksiyon tablosundan çıkartmak mümkün. Yani standart anatomi ancak 3 kateterle, eğer hilal bir obstrüksiyon varsa, bir Klaskin tümörü grade 4 konuşuyorsak, çoğu zaman sadece 4 kateterle drene olabiliyor, daha azıyla değil. Bu ayrıntı bence çok önemli bir ayrıntı ve de çok insanın farkında olmadığı bir ayrıntı. Bu slaytta birkaç mesajı hatırlatmak istiyorum. Solun anatomisi sağa göre çok daha stabil. Yani bir tek sol lobu drene ettiğinizi düşündüğünüz zaman sol lobu ve de fazlasını drene ediyor olmak ihtimali çok yüksek. Solun anatomisi çok daha stabil. Klasik safra yolu anatomisi diyecek olursak en çok gördüğümüz form sağda üçlü bir trifurkasyon. Yani hastaların önemli kısmı öyle. Bir sürü başka da ayrıntı var. Gene de hatırlanması gereken kural, varyasyon istisna değil, neredeyse kural, standart anatomi varyasyon. Yani incelemeye başlamadan elinizde 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri varsa, MR kolanjiyografi, BT, ultrason, onlara çok iyi bakıp bu işe girmekte çok büyük fayda var. Yani önce non-invazif tanıyı yapmanız lazım. Tıkayıcı lezyon nedir? Tıkanmanın yeri neresi anlamanız lazım. Ondan sonra palyasyona geçmeniz lazım. Bu konudaki en iyi elimizdeki imkan ise MR, MR kolanjiyografi. Biz ona one-stop shop, süpermarket diyebiliriz. Birçok şeyi aynı anda bize görme imkanını sağladığı için. Daha sonra bakılması gereken rezektabilite. Rezektabilitede vasküler anatomi tomografiyle daha iyi görebilirsiniz. İyi kötü bir evreleme peşine düşebilirsiniz. Uzak metastaz var mı? Bunun için elimizdeki en hassas yöntem tabii ki PET-BT. Bunların hepsini de multidisipliner toplantılarla değerlendirmeniz lazım. PTBD yani perkutan transhepatik bilyer drenaj 1960'lardan kaldı. Gerçekten bu kadar eski bir teknolojidir. 1970'lerde ERCP'de geldi. Bunları ikisini birleştirmek randevu prosedürleri, gastroenterologlar ve radyologların işbirliği yapması da 80'lerin işi. ERCP taş palyasyonunda kesin çok büyük avantajlıdır. Perkutana göre başarı şansı 85-90. Perihilal tümörlerde hangisinin tercih edilmesi gerektiği hala tartışmalı. Ben bu tartışmaya çok fazla bir katkıda bulunamayacağım. Biraz önce Hana'yı da dinledik. Epeyce çalışma var bu konuda. Onları kısaca göstermeye çalışacağım. Bu gördüğümüz 61 yaşında sarılıklı kadın. Bakın T1 MR görüyoruz. Bir sol lobu dolduran kitle olduğunu görüyoruz. T2 MR'a bakıyoruz. Safra yollarını daha iyi görüyoruz. Bu kitlenin periferinde dizilmiş geniş safra yollarını görüyoruz. Bu gördüğümüz kontrastlı MR'ın geç fazı. Lezyonun orta bölümünde bir kontrastla boyanma olduğunu görüyoruz. Geç kontrastlıktan tümör dokusu desmoplastik reaksiyon demektir. Bu şekilde geç boyanan bir karaciğer tümörü gördüğünüzde kolanjiyokarsinomla karşı karşıya olma ihtimaliniz son derece yüksek. Bakın burada MR kolanjiyografi, sol lobun geniş safra yolları, sağ lobunda safra yolları geniş, ekstrahepatik safra yolları ve pankreatik kanal normal. Orada da kalmıyor MR incelemesi. Basit bir MR anjiyografi ile bize arteri hepatika communis'inde encased olduğunu, daraldığını, yani bu tümörün klasik kriterlerle inop olduğunu bize söylüyor. One stop shop MR gerçekten çok başarılı. Bu da bir ERCP görüntüsü. Bir kolistektomi kazası, özür dilerim.
Bu kolestektomi kazasında sadece distal koledok doldurulabilmiş. Yukarıda ne olup bitiyor bilmiyoruz. Aynı hastanın eski bir cihazla yapılmış bizim çapa yıllarından bir MR kolanjiyografi görüntüsü olayı başından sonuna bize gösteriyor. Kontrastlı incelemeler dinamik incelemelerdir. Kontrast sadece ulaşabildiği yeri doldurur, opaklaştırır ve bize gösterir. Buna karşılık MR'da her yeri görme imkanımız var. Bilirdinin indikasyonlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Pre-op kullanılabilir, karaciğer fonksiyonlarını düzeltme amaçlı. Yaralanmalarda enfeksiyon ve kaçak kontrolü için kullanılabilir. Bizim esas konumuz malign hastalıklarda kaşıntı kontrolü, enfeksiyon kontrolü, bir de kemoterapi sağlayacak karaciğer fonksiyonunu sağlamak amacıyla kullanılabilir. Kontraindikasyonları gerçekten çok az. Hani düzeltilemeyen bir kanama bozukluğu. Masif asit boşaltırsınız, yaparsınız. Difüz metastaz çok önemli. Difüz infiltran tümörler çok önemli. Gerçekten onlar varken yapacak çok fazla bir şey kalmıyor. Polikistik hastalık da bilirsiniz karaciğer parenkim neredeyse tümüyle kistlerle replas edir. Gerçekten bir kontraindikasyon olabilir. Hazırlık için ne yaparız? Koagülopati kontrolü ve düzeltilmesini yaparız. Böbrek fonksiyonlarını eğer elektif bir hastayla karşı karşıyaysak kontrol eder, mümkünse düzeltiriz. Mutlaka ve mutlaka antibiyotik profilaksisi yaparız. Bu işlemi sedoanaljezi olmadan yapmak hastaya işkence yapmakla eşdeğer. O yüzden mutlaka sedoanaljezi yapmak gerekir. Biraz önce söyledim, safriyola anatomisi en deneyimli gözlerde bile çok tuzaklarla dolu olabilir. O nedenle mevcut radyolojik incelemeleri mutlaka çok iyi değerlendirmek. Bunlar yoksa ayrıntılı bir ultrason incelemesiyle işe başlamakta fayda var. Eğer ultrason kılavuzuyla da iş yapıyorsanız başarı neredeyse %100'dür. Benim son 10 senede beceremediğim biliyer drenaj bir tane. O da bir tanıdığa kısmet oldu. Evet, biliyer striktürleri %25'i selim, %75'i malindir. Bunlar primer ya da sekonder olabiliyorlar. Burada size basit bir radyolojik teknik göstermek istiyorum. Genelde vasküler yapılar için tanımlanmış. Bakın klasik Klaskin konfigürasyonu, her iki lober kanal düzeyinde striktür. Buradan iki kateter geçirecekseniz ya da iki stent geçirecekseniz kissing balon yapmakta büyük avantaj vardır. Yani iki balonu senkron şişirmek. Çünkü lober kanalda bir balon çapı genişlik sağlarsınız. Buna karşılık ikisinin birleştiği yerde, yani ortak kanalda ya da burada olduğu gibi jejinostomide ise iki balon çapı elde edersiniz. Bundan sonra stent koymak ya da drenaj kateterlerini ilerletmek çok daha kolay olur. Özellikle bazı malign lezyonlarla bazı selim striktürler çok sert olabiliyor. Bunları genişletmek için biz 18 atmosfer, 24 atmosfer basınçta balon şişirmek zorunda kalabiliyoruz. Elimizde olan bir yeni teknoloji, üzerinde 2 ya da 4, 300 mikron derinliğinde bıçak olan balonlar var. Onlarla bu iş 4 atmosferle, 5 atmosferle çözülebiliyor. Daha sonra ne yapacaksanız yapmak çok daha kolay olabiliyor. Evet, malign hastalıklarda drenaj endikasyonları nedir? Kaşıntı çok önemli bir endikasyon. Kaşıntı gerçekten çok huzursuz edici, hasta hayatını çok olumsuz etkileyici bir şey. Enfeksiyon kontrolü, kemoterapi verme, kozmetik nedenler, özellikle sarılık tat algısını değiştirebiliyor. Tek başına bulantı, iştahsızlık nedeni olabiliyor. Pre-op bu işi yapabilirsiniz. Biraz önce anlatıldı, fotodinamik terapi ya da brakiterapi hazırlığı olarak da bunları yapabilirsiniz. Kaşıntının mekanizması pek anlaşılmış değil. Bilirubin seviyesiyle de korele değil. Hastayı perişan edebiliyor. Burada kaşınan bir kolestaz hastası görüyorsunuz. Portakal rengi cildiyle. Drenajla da çok kolay düzeltilebiliyor. Karaciğer hacminin %25'ini drene etmek yeterli olabiliyor. Kolanjit en sık taş nedeniyle karşımıza çıkıyor. Daha önce enstrümantasyon yapılmamış hastada nadir. Daha önce enstrümantasyonun altını ne kadar çizsek yetmez. Başarısız ERCP gerçekten fatal olabiliyor. Kolestaz kupfer hücrelerinin fonksiyonunu bozuyor ve sepsise yol açabiliyor. Etkin tedavi ilk hastada gösterdiğim gibi tüm segmentlerin tümün altını çiziyorum. Çok hızlı drenajı. Onkologlar genelde 2 miligramın üzerinde kemoterapi yapmayı tercih etmiyorlar. Birçok ilacın metabolizması değişiyor. Daha toksik hale gelebiliyor bunlar diye. Drenaj yapılacak hastalarda bir seleksiyon kriteri kullanmak lazım. En azından bir sürvi beklentisi olması lazım. Bu çok değişik olabilir tabii ama bir 6 hafta en az sürvi beklentisi olacak ki biz bu işi yapmaya kalkalım. Whipple öncesi drenaj, 3 randomize kontrollü çalışma ve bir meta analizle istisnai durumlar dışında tamamen terk edildi.
Kolanjiyokarsinomlarda drenaj ise Japon literatürüne bakacak olursak geride kalacak, yani rezeksiyon yapılmayacak tüm segmentlere agresif drenaj önermekte. Peki drenajı nasıl yapacağız? Ana strateji minimum girişimle maksimum volüm drenajı olmalı. Soldan subksifoid koyduğunuz kateter, sağdan koyduğunuz kateterlerden daha konforlu. Sol lob drenajı maalesef operatörü bayağı bir radyasyona maruz bırakıyor. Ben mesela soldan drenaj yapmaktan çok hoşlanmam. Devamlı elimi ekranda görmekten hiç hoşlanmam. O radyasyon aldığım anlamına geliyor. Bir de safra yollarının portal triad anatomisini düşünün. Genelde arter safra yolunun önünde olabiliyor. Soldan yaptığınız zaman pseudoanevrizma riskiniz çok daha fazla. Drenaj yapacaksanız yapacağınız segmentin portal veni mutlaka açık olsun. Yoksa o drenajınız verimli olmayacaktır. Solu çoğu zaman tercih etmek gerekiyor. Çünkü %97 en az bir kateterle en az bir lob drene ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi birçok sık rastladığımız varyasyonlar sağ önün ya da sağ arkanın sola da açılması olabiliyor. O zaman bir taşla iki kuş bile vurabiliyorsunuz. Sol lob artı bir sektör. Asit mevcudiyeti gene asiti ne kadar boşaltsanız çoğu zaman geri gelir. Sol taraftan drenajı tercih etmeyi gerektiriyor. Evet, bir drenaj kateteri mi çoklu mu? Büyük hacim drenajı tabii ki avantajlıdır. Hele enfeksiyon varsa, metastatik karaciğer varsa, kemoterapi karaciğeri varsa. Çok değişik konfigürasyonda stentlemeler yapabiliyoruz. Bu T ya da Y şeklinde olabiliyor. Bunların komplikasyon oranı değişiyor mu diye merak ediliyor. Bakın bu bir Klatskin tümörü, T şeklinde stentleme yapmışız. Niye böyle yaptığımızı merak edebilirsiniz. Hastanın karaciğer sol lobu sternumun arkasında çok yukarıda. Kolay bir ponksiyon mümkün değil. O zaman sağdan giriyoruz, bir guide wire'la sola geçiyoruz, bir guide wire'la da aşağı iniyoruz. İki stenti aynı anda açarak T şeklinde stentleme yapabiliyoruz. Tabii ki Y şeklinde stentlemeye göre, burada gördüğünüz stentlemeye göre tıkanma olasılığı daha yüksek. Çünkü tek stentiniz var ortak kanallarda ve koledokta. Burada bakın sağ ve soldan birer kateterle ikili Y stentleme. Burada işte biraz önce söylediğim tuzağı görüyorsunuz. Burada girdiğim yer çok büyük ihtimalle 6. segment safra yolu. 5-8'in ayrı bir izole striktür olarak kaldığını görüyorsunuz. Burada çok büyük bir volüm drenajı yaptık. En azından karaciğerin %70'i ama opaklaşmış olan bir sektörü öyle bıraktık. Bu hasta da kolanjit oldu ve düzelmedi. Buraya da bir eksternal drenaj kateteri koymak zorunda kaldık sonradan. Evet, 56 yaşında hasta. Whipple sonrası, Hiller nüksü var. 3 aydır kolanjit nedeniyle başka bir hastanede yatırıyor. Kateterden devamlı kanama oluyor. Hastanın genel durumu berbat. Konulan dışarıdaki katetere bakıyoruz. Çok santral bir ponksiyon. Kateterin delikleri de burada gördüğünüz markerla işaretli. Safra yolunun dışına çıkmış. Öncelikle bu santral ponksiyonu düzeltip daha periferden safra yollarına giriyoruz. Gördüğünüz gibi 3 yerden drenaj sağlıyoruz. Sağ ön, sağ arka ve sol. Lateral projeksiyonda yaptığımız işin doğruluğundan emin oluyoruz. Bakın bu arka, bu ön. 5-8 anatomisi, 6-7 anatomisini yandan bakmadan anlamanız olanaksız. Burada stentlerin açılmış halini görüyorsunuz. Burada 3 stent. Stentlerin üzerinde kum saati konfigürasyonu, tümör basısı. 3x10 mm, 70 mm uzunluğunda wall stent. Bu hasta 4 ay nispeten konforlu yaşıyor. Kemoterapiye rağmen karsinomatoz peritoneyi gelişiyor ve de 4 ay sonra kolanjitsiz, kanamasız, normal bir dürbinle ama kaybediliyor. Evet, bizmut 4 mayintelerde 35 hasta, 24'üne Y konfigürasyonu, 11'ine T konfigürasyonu yapmışlar. 2 stent ve 3 stentler var. Sürve ortalama 168 gün. 1 yıl için sadece %26, 8 yıl için yaklaşık %5. Klinik başarı %77. %6 aylık periprosedürel mortalite var. Gerçekten mortal bir hasta grubuyla uğraşıyoruz. Stemplomatik stent oklüzyonu yaklaşık %26. %82 hastada ortalama bilirbin azalması %60. Minör komplikasyon %17, majör komplikasyon %60. Bir başka seri, 46 hasta, 17 tek, 29 çift taraflı stent. Bundan ortaya çıkan sonuç, çift taraflı olanın tek taraflı olandan daha efektif olduğu istatistiki olarak anlamlı sonuç çıkmış. Komplikasyonlara bakıyoruz. 10 gün ila 9 ay arası ortalama 6 ayda koyduğumuz metal stentler tıkanıyor. Stentler kırılabiliyor, migre olabiliyor, duodenal kanama ortaya çıkabiliyor. Stentin stradlarının duodenum duvarına erode etmesinden.
Proksimal stentlemede tümörünüzü iterek safra yollarının ağzını kapatabiliyorsunuz. Örtülü stentlerde de açıklık, örtüsüz stentlere göre çok fazla farklı değil. Burada bir stent kırılması görüyoruz. Duodenuma biraz fazla protrüde olan stentin kırıldığını görüyorsunuz burada. Başımıza gelen bir şey. 3 ayda kırılmış. Bakın stentin haline. Evet, bu da ilginç bir hasta. Bir meslektaşımızın annesi, 63 yaşında kadın. Koledok lenfoması. Ben hayatımda bir kez bu hastada duydum. Bu nedenle opere ve bilyer stentli. Burada stentini görüyorsunuz BT'de. Şurada stenti görüyorsunuz. Portal vende benim hayatımda gördüğüm tek pseudoanevrizma bu hastadaydı. Bakın oldukça ilginç bir hasta. Portal vende. Muhtemelen stentin metastazlarının yarattığı erozyon sonucu portal ven pseudoanevrizması. Hastanın profüz kanaması vardı. Bir başka hastaneden bize acil şartlarda geldi. Hipovolemi de geldi. Transhepatik portografiyi yaptık. Bakın pseudoanevrizmayı görüyoruz. Bu pseudoanevrizmanın içini coil ile doldurmamız mümkün oldu. Bu coil'ler geniş boyunlu bir pseudoanevrizma olduğu için koledoğa geri taşmasın diye bir stentin üzerinden yaptık. Stentin içinden geçerek pseudoanevrizmaya ulaştık ve de bu bölgeyi kapatmak mümkün oldu. Burada coil yumağımızı görüyorsunuz. Yeni stentimizi görüyorsunuz. Kanama durdu. Aradan 9 ay geçti, tekrar kanadı dediler. Tekrar kanamanın nedenini anlamadık. Acaba pseudoanevrizma mı rekanalize oldu dedik. Baktık ki koyduğumuz koyullerin bir kısmı gevşemiş ve duodenuma inmiş. Ama bu bölgeden kanama lehine bir bulgu yok. Ortaya çıkan olay, hastalığın nüksü nedeniyle portal vende striktür olmuş. Periportal çok yaygın. Kollateraller var. O kollateraller kanıyor. O zaman bu portayı stentlemek gerekiyor. Bakın portayı stentliyoruz. Tekrar bu kanama ortadan kalkıyor. Bu hanımı 2 yıl sonra akciğer kanserinden kaybettik. Bu problemden dolayı kaybetmedik. 55 yaşında Klatskin. Bizim komplikasyonumuz olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Bakın çift stent, sol lobda tümörü var. Sol lobun kullanılabilir bir hali yok. İki taraftan stentlerimizi koyuyoruz. Buradan iki taraflı aksesi görüyorsunuz. İki kılavuz tel. Kusura bakmayın, oradaki ekranı çok iyi göremedim. Çift stentimizi görüyorsunuz. Bakın bir tane 5-8, bir tane 6-7. Sol kullanılır durumda değil. Hastanın karın ağrısı ve kateterinden kanama gelişiyor. Bunun üzerine hızla bir anjiyografi yapıyoruz. Bakın drenaj kateterimizin 8'in ABC dallarından bir tanesinden içinden geçiyor. Bakın arter bütünlüğü kayboluyor. Kateteri görüyorsunuz. Sonra tekrar arter rekanalize oluyor. Bizim standart tekniğimiz böyle durumlarda ön kapı ve arka kapıyı kapatmaktır. Uzun bir coil ile arkadan başlayarak sarıyoruz. Coil'imiz kateterin üzerinden atlıyor ve sarılmaya devam ediyor. Ön tarafı da arka tarafı da kapatıyoruz. Bu problemi de çözmeyi başarabiliyoruz. Evet, konsensus olmayan konular nedir? RCP ve perkutan girişim. Hilal lezyonlarda bir kateter, iki kateter, üç kateter, stent konfigürasyonu, sürve avantajı var mı? Bu konularda randomize kontrollü çalışma yok. Biraz önce Hana da bahsetti. Plastik stent mi ekonomik, metal stent mi, papilla stentlenmeli mi? Bunlarla ilgili epeyce soru işareti kalmaya devam ediyor. Birkaç meta analiz var. Çok fazla vakit ayırmak istemiyorum. Biraz önce de gösterildi bunlar. 264 çalışmanın 8'i seçilmiş, 3'ü randomize kontrollü çalışma, 692 hasta, 4 çalışma plastik stent, 3 çalışma metal, 2 teknik arasında başarı oranı ve mortalite farksız, P değeri fena değil. Kolenjit oranı perkutan işlemde RCP'ye oranla çok daha düşük. Bu hazard ratio 0.55 olan. Bir tane daha meta analiz, 786 çalışmadan 9'u seçilmiş, 546 hasta. Başarılı perkutan drenaj, endoskopik bilyer drenaj oranı, odds ratio 2.53'e 1. Yani perkutan işlem çok daha başarılı. Komplikasyonlarda büyük bir fark yok ama gene RCP lehine bir fark var. Mortalitede büyük bir fark yok, gene RCP lehine ufak bir fark var. Perkutan bilyer drenaj başarılı ama komplikasyon ve mortalite oranlarında çok önemli bir fark yok. Derken biraz önce Hana da bu çalışmayı gösterdi. Literatüre küçük bir bomba düştü. Hollanda'da 4 merkezin yaptığı bir randomize kontrollü çalışma. 54 hastayı randomize etmişler. Perkutan bilyer drenaj grubunda %41, 11/27 mortalite bulmuşlar. Buna karşılık endoskopik bilyer drenaj grubunda ise 3 hastada mortalite gerçekleşmiş, %11. Bunun üzerine çalışma durdurulmuş. Ciddi komplikasyon oranlarında çok fazla fark yok. Bakın 18'e 16. Şöyle göstereyim. Söylemeyi unuttum. Mortalitelerden 3 tanesi, 11'de 3'ü ameliyat olmadan önce de olmuş hasta.
Preop kolanjit oranı gene perkutan işlemde RCP'ye göre daha yüksek. Bu hastalarda birçok crossover var ama başarısız endoskopik girişimden birçok hasta perkutan girişime de geçmiş. Açıkçası ben 30 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Yani hayatımın tümünü çok fazla bilyar hasta gören merkezlerde geçirdim. Bizim pratiğimizde böyle bir sonuç yok. Yani böyle bir mortalite yok. Burada hani bu şeyle çalışmayla ilgili eleştirileri de okudum. İşte bir tip bir sampling error olabileceği, şanssızlık olabileceği falan söyleniyor ama bence Hollanda'da bilyar drenaj yaptırmamakta fayda var bu çalışmaya istinaden. Bu çalışma size nasıl bir fark yaratır bilemiyorum pratiğinizde. Bizim pratiğimizi nasıl değiştirecek bilemiyorum. Gene gerçek dünya British Society of Interventional Radiology Registry'si 833 hasta, 62 radyolog ve 44 hastane katılmış. %88 malign stricture söz konusuymuş. Teknik başarı oranı çok yüksek. %88,5'da bilirubinde düşme tespit etmişler. %65 hastada semptomlarda düzelme bulmuşlar. Hastane mortalitesi %20'ye yakın. Yani bu abdominal aort anevizması tamirinin 5 misli, koroner arter cerrahisinin 10 misli fazla. Bir yıllık sürvide %20'nin birazcık altında. Yani uğraştığımız hasta grubu gerçekten çok kırılgan bir hasta grubu. Bu konuda çok dikkatli olmakta fayda var. Bir de herkes herhalde neyi iyi yapıyorsa onu yapmasında fayda var. Bir ekip çalışmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Bu çok meşakkatli hasta grubuyla mücadele ederken sabrınız için teşekkür ediyorum.